5'le aynı dedi. Evet, aynı. 1'le 5 aynı dedi. Aslında hepsi güzel dedi. Yani biriyle 1'le 1 verdiğiyle 5 verdiği aynı dedi. Tamam. Biraz benim tabağım nerede? Birinci ve ikinci tabakların ikisinin de aynı olduğunu, lezzetli olduğunu dinledim, söyledi. Dinledim, duydum. Evet. Aslında birine 5, birine 1 verdi sonra ama. Sonra kesemedim dedi ama çiğ. Hayır, hiç öyle bir şey söylemedi. Söyledi şimdi. Zeynep. Hayır, pembe olduğu için senin zannettin dedi. Birinci tabağı dedi. Pembe olduğu için Zeynep'in zannettim. Ben kulaklarım çok net duyuyor da siz duymuyorsanız. Bence sen şu anda. Ben öyle dedim ama pembe olduğu için şaşkınım, mutluyum, sinirliyim gerçekten. Bugün yine gelinimi bulamadım. Yine bir verdim. Bu durumla nasıl başa çıkacağımı da bilemiyorum. Ben ne zaman benim bu şansım açılacak çok merak ediyorum ya. Ben de bir konuşabilir miyim? Bir almak zorunda mıyım senden ya? Dün verdi ya 5. Ne yapayım Zeynep? Yani 2 haftada bir kere 5 verdi. 2 haftada bir kere. Bir de ben yani benim söylediğim tüyo sen niye uyumuyorsun? Ama senin yine de çeyrek alıyorsun Zeynep. Ben asla yakmayacağım. Tamam, çeyrek alıyorsun daha iyi istiyorsun. Pembe pişmiş. Ben o zaman ekmek yanmış niye 3 veriyorsun ona? Düşük alıyorsun çeyrekler. Beğendin bunu diyorsun. Biriyle aynı diyorsun niye 1 veriyorsun o zaman? Hayır şu pembe senin sandım 5 verdin işte. Bak şimdi şöyle söyledin tarif edeyim sana. Çok güzel olmuş çok iyi pişmiş. Aynı hiçbir farkı yok. Evet. Ekmeği yanmış tavuğu iyi. Buna da iyi dedin, bu da güzel pişmiş. Evet. Tamam mı? Şimdi bununla bu aynıysa buna 5, buna 1 neden veriyorsun? Aynı dedin ya, aynı. Aslında hepsi güzel dedim. Bak neden biliyor musun Zeynep? Diyor ki ben pembeliğine takıldım diyor. Neyin pembeliğine biliyor musun? Üstünün pembeliğinden bahsediyor. İşte o kadar yani. İşte ben de diyorum ki madem pembeliğine takıldım 5 ver, 4 ver. Hayır o pembe ona sandım, ona verdim. Ama 5 ver 4 ver niye uçurum koyuyorsun araya? Yapmayacağını bildiğim için. Ama yanık değildi ki ikincisi. Zeynep'in yaptığı yanık mı? Bak üçü de koyu renk görüyor musun? O pembe Zeynep'in sandım işte. Ama ikincisi de yanık değil ki. Hiç yanık, hiçbirimiz hiç yanık değildi. İşte ne bileyim anam gidiyor ne bileyim ben. Gizem sen niye onun tabağını koyuyorsun? Ha ben sana bir şey söyleyecektim. Sen dedin ki ekmek dedin yanlış olabilir, ana yemek tavuktu dedin. Aysun Kuşatan hani yemek bir bütündü ne oldu? Bütün evet. Tamam yakamazsın o zaman. Tamam bütün ben yakamazsın. Ben yemeğimi yakmadım ki. Fark etmez. Yanındakinin altı sadece değil. Biraz olsun. Sen her zaman bunu savunan bir insansın. Yapma. Gizem bana da demin iddia ediyordu. Tavuğu hiç pişmemiş pişirdim diyor. Ne demek ki öyle denk gelmişti. Ben de bir konuşabilir miyim? 5 alan benim ya. Evet. Ben de tebrik ediyorum bu arada. Onu tebrik et. Ona savun. Kaynanana konuşamıyorum. Sana ver. Aysun'a gelince har. Ne oluyor? Hayır Aysun'unkine dedim ki anne Aysun'a dedim. Ben gelinimi yedirmem size. Gizem, yani Zeynep'i savuna sonunda annemi de çıldırttın ya. Hak ediyorsun vallahi bütün olanları. Kusura bakma. Niye kadar? Benden mi alacaksın? Şş, bu niye? Kadar. Yasemin Hanım ona gelince. Ay Zeynep'ciğim yapma etme. Ona hayır. Gelince tebrik ederim. Bravo sana. Yanlış bir saniye. Bir saniye. Şu an yanlış konuşuyorsun. Buna gelince de. Ya ben bir teşekkür edeyim. Yedirmem. Hayır yanlış konuşuyorsun. Aysun'u size yedirmeyeceğim. Annem bu kadar diyor ki net. Aysun senin için çiğ gidiyor. Bitti. Dinlemiyorum bile. Dinleyeceksin. Neyse, dinlemiyorum. Dinleyeceksin. Ben söylediniz, ben söyledim, noktayı koydum, bitti. Yakar mısın? Aysun benden hesap soruyordu. Sorsun Yasemin'den hesap. Soracak mısın? Üçü sen soracak. Yakmış ekmeğini. Ne oldu ya? Sen de bulamadın, bir verdin gelince. Verdin, kimin olursa olsun buna bir vereceğim dedi. Bize gelince sesiniz çıkıyor. Cesurca. Bize gelince böyle bir... Cesurca. Gelinim olsa verdin. Ya. Bana gelince kaplan kesilme Semra Hanım. Gizem'den korkuyor diyordunuz. Nasıl bastım Gizem'e biri? Kim nasıl korkuyor? Bastım? Bana öyle diyordunuz. Bire bire mi bastım? Nasıl verdim ki? Kendini bunun için kanıtlama. Başka oldu? Zaman kanıtla. Ne oldu? Bulamadığını dedim ki, da verdim. Dedim ki. Bulamadığın için verdim. Yok. Ay ortada hiçbir şey yokken Nurten teyze çıldırdı. Annem de oradan çıldırdı. Aralarında kaldım. Ne oluyor bunlara? Orada. Senin gücün bana yetemez. Orada. Bu kadar. Yine bir teşekkür ederim. Senin gibi yedirmeyeceğim size. Senin gücün. Gelinimi size yedirmeyeceğim. 10 tane şey gelsin Nurten. Sen susana kadar da ben de susmayacağım. 10 tane Nurten gelsin. Hadi. Semra Hanım artık burama kadar getirdiniz. Bugün son damlaydı yani bardağı taşırdınız. Yeter gelinim ve benim üstüme gelmeyin artık. Rica ediyorum. Dur, herkes çok duyuyor. Çok ağladıklarını bana gördüm. Gelince, bir aldım, bir verdim diye çok ağladın. Çok hiç dinlemiyorum ağladın. Seni. Sadece şunu iyi dinle. Ağladın. Kıyıda köşede ağlıyordun, yedirmeyeceğim. Gelinimi size yedirmeyeceğim. Kıyıda köşede ağlıyordun bir verdiğin zamanlar. Ne kız geldi, verdim, bir kere ağladım, geldim. Cesurca duruyorum burada. İnkar et.
etmedim. Bir kere ağladım, hiçbir zaman da inkar etmedim. Çok ağladın. Hani çok... seni de göreceğim Yasemin Hanım gibi. Çok ağladım. Beş kere üst üste bir ver. Ne çok yapıyorsun? Ağladım. Seyredeceğim seni. Ne güzel verdim, geldim cesurca durdum Gizem'in yanında. Şöyle izleyeceğim seni. Nasıl? Bak şöyle izleyeceğim. Çok izlersin. Hanımlar sakin. Çok sakin, sakin hanımlar. Bunların hepsini konuşacağız, merak etmeyin.